Bilmiyorum. Ayumi ile yapmanız gerekecek her şeyi. Kapanmış burası lol. Geri dönebiliyor muyuz acaba? Buradan gidebiliyorsun geri. Ha, buraya geri geliyorsun. Okey. Ha. Şu anda mal gibi gezineceğim. Buluşturacağım da nasıl yapacağımı düşünüyorum. Ben bunu akıllanıyorum. Bunu böyle itemiyor muyuz? Yana falan. Şu anda Satoshi ile yapabileceğimiz bir şey yok. Diğer okula gitmenin de bir manası yok. Dolayısıyla Ayumi'ye geçeceğim. Şuradaki pentagramla. Keşke bir save etme şeyi verseydiniz. Yorla. Okey, Ayumi. Şu anda bir şey yok değil mi? Ben böyle haşır uşur geçiyorum da. Yok. Yani şey, animesi güzel ama hani oyun oynadıktan sonra bir şey oluyorsunuz yani. Hani. Oyunu çok daha detaylı olduğu için. Hani birçok yeri atlamışlar, bazı şeyler mesela seçimlere göre yapılıyor. Mesela Yoshiki animede geride kalmayı seçiyor ama burada o seçimi sen yapıyorsun, geride kalmayı falan. Satoshi. Siz ciddi misiniz? Aa, ama başka kimse yoktu. There is nobody but Morishige dışında başka kimse yoktu. Ama Morishige de artık kurtulma noktasında değildi diyor. Ama neden? Keşke... Keşke herkes bu kadar kolay bir şekilde ölmese. Hiksap. Başka? Sato'nun kibo wa... O zaman tek geride kalan kişi öğretmen. Özür dilerim. Sanıyorum ki ölen arkadaşlarımız bize katılmak istemiyor. Dur. Hepimiz buradan çıkmak istiyoruz. O yüzden ilerlemeye devam etmeliyiz. Çıkışı biliyoruz. O yüzden işler böyle olsa bile... bizim için hala umut var. Neredeyse oradayız. Tek yapmamız gereken şey öğretmenimizi bulmak. Ve sonunda da buradan çıkabileceğiz. Neredeyse unuttum Nakashima. Elimde senin için bir şey var. Merhaba. Özür dilerim bu kimliği sana daha önce vermediğim için. Muhtemelen çok korkmuşsundur. Evet, çok korkmuştum. Tekrar kaybetme onu, olur mu? Çok teşekkür ederim. Ne kadar mutlu oldum anla, tamam. Ama şuna bir bakın. Şu Naho ile konuştuktan sonra bu sayfaları tekrardan araştırdım. Ve üzerindeki bütün kan lekeleri kalktı. O yüzden şimdi her şeyi okuyabiliyoruz. Ha, okuyamadığımız yerler vardı ya. O okuyamadığımız yerleri okuyabileceğiz şimdi. Kibiki, çok özür dilerim. Tamam, bunu okuduk. Burası düşündüğüm gibi basit bir ruhlar yeri değildi. Buradan hemen çıkmazsak çok büyük bir tehlike anladı. Çayımı unuttum ayol. Kimse de demiyor bak, çayını unuttun, hiç içmedin diye. Bu detaylandırdığım hani gitme strateji sayesinde kolayca çıkabileceğimizi sanıyorduk ama...
Bu ruhlar, buradaki çocuk ruhlar buraya bayağı bağlı gibi gözüküyorlar. Bunu yapmak çok kolay olmayacak. Bu kötü ruhları, burada gezen kötü ruhları appeasing the malicious spirit will he unlock the gate and cut through the plane void. Ha, bir o kapıya bir ayin yapacaklar ve o kapıyla da şey yapacak, orası çıkacak. Raksa teşekkür ederim. Herkes 1 lira şapıyordu. Ben de şapayım dedim. İyi oyunlar. Bir de son bağışım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Raksacığım. Bu tekniği kullanarak bir tane bir şey varmış. Bir condition, yani yapmamız gereken bir yol. Eğer bunu yapmazsak, bu tekniği kullanırsak bu inanılmaz tehlikeli olabilir. Ne olacağı hakkında da hiçbir fikrim yok diyor. Bu dediği planar void dediği bir şey var, boşluk. Bu boşluk, bu dediği boşlukta Heavenly Host ilkokulunu bizim gerçek dünyamızdan ayıran şeymiş. Ve bu Yuki ve diğerleri tarafından yaratılan bir yermiş. Ve her taraf, etraftaki o boşluk, hani kaçamıyorlar edemiyorlar ya, o boşlukta bu diyor. Yani bu Sachiko Muska'sını tersten yaparsak yine de geri gidemeyeceğiz. Bu sadece yerimizi, yolumuzu bloklayacak. O yüzden yapmaları gereken şey Sachiko'nun vicdan azabını görmek ve diğer çocukları da huzura kavuşturmak. Evet. Deneyelim. Neredeyse oradayız, değil mi? Yani. Oh! Tabii ki herkes bekliyordu bunu zaten. Yeni bir deprem oldu. Çok güzel. Deprem oldu da aşağı inebilecek miyiz acaba buradan direkt? Ha, inebiliyoruz. Tamam, kapanmış. Ha, o üçüncü yerden burayı açtık. Buradan gidemiyoruz. Demek ki Ayumi'ye geri döneceğiz. Bir dakika. Demin açılmayan yer deprem olduktan sonra tabii ki açılmış oldu. Böylece buralara tekrardan dönebildik. Merhaba yeni gelenler, hoş geldiniz. Şimdi ne yapacağız diye sorarsanız bilmiyorum. Bir dakika. Ay ne oluyor be manyak? Çok güzel. Gerçekten. Çok güzel. Ne oldu? Burada iğrenç parlak bir sürü böcekler, işte ne onlar, solucanlar falan var. Ve böyle iğrenç bir yer burası diyor. Eyvah, eyvah. Allah'ım çık üstümden, çekil. Satoshi yardım. Ya, iğrenç. İğrenç Satoshi, gözünü seveyim, yardım et. Nami, Nami! Buradayım, gelebilecek misin? Gelemeyecek muhtemelen. Böcekler her tarafını yiyecek herhalde. Allah'ım! Böyle her hareketimde böcekleri hissediyorum. Böyle iğrenç, belirli bir yol var herhalde. Geldim. Satoshi tut kızı, tut! Ay Allah'ım! Allah'ım ben ne yapıyorum? Ne yapıyorsun Nami? Niye öyle bir şey yaptın? Niye öyle bir şey yaptın? Allah'ım. Hah. Ay, ödüm koptu. Ne kadar saçma sapan bir yer.
Yaptın Naomi, kendini birazcık kaldır. Aferin. Ne yaptığını düşünme, sadece kendini yukarı çıkarmaya çalış. Aferin, yaptın. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Ay, iğrendim. Merak etme, ben hepsini alacağım, hepsini alacağım, merak etme. Aferin, şimdi daha iyisindir. İyi olacaksın, iyi olacaksın. Ay Allah'ım, yeterince işkence çekmemiştik zaten. Yürüyebiliyor musun? Omzuma yaslan. Ay iğrenç. Ay. Nereden çıkacağız şimdi? Aa bak dedim, ben oradan kullanıyorum dememiş miydim? Orada bir şey var çünkü. Yani. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Aa buradan gidemiyoruz. Burası kapalı, çok güzel. Zaten orası kapalı olan yerde. Ya ne okulmuş be arkadaş. Now kiss. Şimdi burada mıydı orası? Sanki burasıydı değil mi? Aynen, şu bebek zımarını bir save edelim. Böyle çok umut dolu müzikler çalmaya başlamadı mı? Bunu da koy. Tekrar save edeyim. Tekrar save edeyim. Yok ya, yuka yanımızda. Yuka yanımızda, rahat olun. Ay, çayı döktüm. Aferin bana. Burası nereye gidiyor ve ben buraya niye girdim acaba? O cesedi inceledik, eski biri. Naomi. Burada. O siyah şey, bana saldıran siyah şey. Eyvahlar olsun. Infirmary mi burası? Ah, burada infirmary diyor ama bu koridorun sonunda ne varsa bizim daha önce görmediğimiz bir şey. Ah kafam. Abi kafam çok acıyor. Benimki de. Aa, ikinizin de burnu kanıyor. Lütfen ikiniz burada kalın. Ben tek başıma gideceğim. Aa, yap. Aferin Satoshi. Aferin benim bebeğim be. Çok güçlüsün Satoshi. Yürü be. Yürü be. Çünkü bir çocuğun suratı var diyor. Bir tane üzerinde kağıt varmış. Okuyalım. Sachiko. Reference odasının Türkçesini bulamadım. Bilen varsa söylesin. Reference odasında temizlik yapıyorum. Lütfen bir işin bitene kadar beni orada bekle. Sachiko mu? Kapı açık, lütfen girin. Anam, içerideki biri konuştu. Kan! Aman Allah'ım, benim kanım, burnum kanıyor. Wiz, Wiz. Kesin öleceğiz. Allah'tan save ettik. Burada uzun süre kalırsam çok tehlikede olacağım ama sanki içeride görmek zorunda olduğum bir şey var gibi yine. Aferin, aferin Satoshi. Wrong-end alalım, aferin. Wrong. Ne diyorsun? Bu yazın tatile çıkalım mı? Bu yaz tatile çıkalım mı? Bismillahirrahmanirrahim. Üzerine bir lanet salacağım. Asla acımayacağım. Sachiko'yu nasıl canını acıtırsın? Beni nasıl acıtırsın? Seni öldüreceğim. Ben bir şey yapmadım teyze. Sachiko'nun anası mı bu? Kim bu? Ay. Ay, kulağımda şey yaptı. Ne yazıyor orada? Onu okuyamadım bak. Çizim varmış. Bu ne? Ellerinizi sabunla silin diyor. Bak mesela diğer infirmary bu taraftan giriliyordu. Acaba orijinal olan hangisi? Ne oldu? Aaa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 
Kara
Ne oluyor? Vücudum hareket etmiyor. Paralize mi oldum? Geliyor. Benim tatlı saçım, benim gururum ve neşem. Eyvah eyvah. Benim için her şeyi yapar. Tövbe bismillah. Tekrar hareket edebiliyorum. Eyvah. Ve oradaki defter böyle bir anda kapandı. Diary. Nikka. Diary. Çünkü günlük diyemedi. Bu günlük, bu kimin günlüğü? Bu ruhun günlüğü mü? Kitap bayağı... Yak, arkanda hayalet var. Adam gitmiş orada defter inceliyor ya. What the fuck? Kitap bayağı şey gözüküyor diyor. Kitap bayağı eski gözüküyor. Böyle şeyleri sarılaşmış. Kenarları yanmış ama okunabiliyor. Ne? Suyumu çekeceğim. Heh. Hakikaten 1953, 19 Temmuz. Galiba öldüm. Sanırım öldüm. Emin değilim. Ölmüş olabilirim. Ama bu doğru olamaz. Seni affetmeyeceğim. Seni affetmeyeceğim. Seni öldüreceğim. Sachiko'ya nasıl dokunursun? Bana nasıl dokunursun? Aa, bok yiyeceğiz. Bok yiyeceğiz. Burada kaldık, iyi mi? Kaçın. Run Nakabich. Kaçalım. Ne haber? Kalkın kalkın, gidiyoruz. 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 Koş koş koş. Koşun lan. O bizi takip etmesin. Abi niye burayı açtık ki biz o zaman? Bunun manası neydi yani? Bunu öğrenmek zorunda mıydım ben? Siz ikiniz iyi misiniz? İyiyim. Ben iyiyim. Kafam o kadar ağrımıyor artık ama o koridorda herhalde. Orası neresiydi öyle? Orası hemşirenin ofisiydi. Orada bir kadın vardı böyle boynu kırık. Kaçmadan önce de etrafında çocuklar belirmeye başladı. Satoshi, oh! Evet. Aa, defteri de çalmış o arada. Oraya daha önce gitmeye çalıştım ama donup kalmıştım. Sayfaları bile çeviremedim. Bu o kadının mı? Evet, şüphem yok. Yazdığını gördüm üstüne. Üzerinde de bir isim, arkasında da bir isim var. Yoshi Shinozaki. İçinden ne öğreneceğiz bilmiyorum ama muhtemelen içinde önemli bir şey vardır. Bakalım mı? Bak bak, iyice bak. Bugün yine çocuklarla konuştum. Uzun uzun. O kadar hayat dolular ki ve çok çabuk büyüyorlar. Küçük çocuklar, küçük öğrenciler çok tatlı. Onların aileleri onları çok seviyor ve onlara çok güzel şeyler öğretmişler. Ama ben de geride bırakılmayacağım. Ben de Sachiko'yu bu kadar sevgi ve şeyle işte... Neyse, öyle yetiştirmek istiyormuş işte. Bugün onun 7. doğum günü. Okuldan sonra buluşup yemeğe gideceğiz. Umarım ona aldığım bu peluş kediyi beğenir. Referans odasında birkaç dokümanı halletmem gerekiyordu saçıyla buluşmadan önce. Orada çalışırken müdür geldi. Müdürle birkaç dakika konuştuktan sonra beni arkadan yakaladı. Beni yakaladı ve aşağı doğru itti. Ve bluzumun düğmelerini açmaya başladı. Oh, shot! Oh! Her zaman çok tatlı bir adamdı. Bana hep sempatik davrandı. Ama bugün aynı adam gibi değildi. Gözleri soğuk ve boştu. Büyük bir şok içindeydim. Ondan sonra bana ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Aa, tecavüz etmiş.
Elinden bir şekilde kaç, gözlerim doldu. Gözleri doldu. Elinden bir şekilde kaçmaya çalıştım ama tam arkamdan geliyordu. Merdivenlerin üstünde durabildim ve köşeyi döndükten sonra da beni ittiğini hissettim. Yere o kadar hızlı ve ani bir şekilde yapıştım ki artık hareket edemiyordum. Yere çok hızlı bir şekilde çarptım ve öldüm. Kafamdan böyle kanlar dolusu, kovalar dolusu kan döküldü. Eminim benden sonra bunu temizlemek çok zor olmuştur. Aynı zamanda bağırsaklarımın kontrolünü de kaybetmiştim. Biliyorum çok utanç vericiydi. Ama bu kendimden geçiyordum. Ama kendimden geçerken Sachiko'nun sesini duydum. Sachiko her şeyi gördü ve galiba beni bulmaya gelmişti. Müdür ona yaklaştı. Ona ne yapmaya çalışıyordu? Bütün cesaretimle ona durması için bağırdım. Ama ölmüştüm. Gücüm yoktu. Sachiko kaçmaya çalıştı. Ama 7 yaşında bir kızın gücüne sahipti. Onu çok kolay bir şekilde yakaladı. Ve gözlerimin önünde onu boğarak öldürdü. Ağlayacağım. Hakikaten çok kötü oldu. Ne kadar kötü bir adam. Benim bluzumun düğmelerini yeniden bağladı. Ve Sachiko'yu bodruma götürüp onu oraya gömdü. Muhtemelen ölümümün bir kaza olduğunu söyleyecek ve Sachiko'yu da kayıp olduğunu söyleyecek. Ben kötü bir insan değilim, bunu hak etmedim. Söylediği şey, yaptığı şeyi asla affetmeyeceğim. Ay duruk geldi bakıyor. Düşündüğüm gibi oldu. Resmi raporlara göre ben kayıp düştüm. Ve Sachiko hakkında da hiçbir şey söylenmedi. Diğer öğretmenler ve öğrenciler arkamdan ağlıyor. Çok tatlılar. Ben de ağlıyorum. Ay. sandalyemde başka biri oturuyor. Yeni hemşire muhtemelen. Ama onu kimse görmeye gelmedi. Çünkü çok popüler olmasa gerek. Ondan nefret ediyorum. Yavaş yavaş aklımı kaybediyorum. Yavaş yavaş deliriyorum. İçindeki kötü bir his, benim olmayan kötü bir his bedenimi ele geçiriyor. Lütfen bunu durdurun. Tebrikler Satoshi. Tebrikler Satoshi. Demek ki bu Satoshi'nin annesiydi. Çok kötü. Evet, gerçekten çok kötü. Bir dakika. Peki bu tarihlere baksanıza, Sachiko burada bile olmaması gerekiyor. Bu kaçırılmalar ve cinayetler 1973'e kadar olmamıştı zaten. Haklısın, bunların hepsi 20 yıl önce. Ama bu ne demek? Bu kadar ne demek lan bu? Okumaya devam ettik. Bu ölümden sonra yazılan günü okumaya devam ettik. Ve Yoshie Shinozaki'nin işte pişmanlıklarını, acısını, her şeyini burada okuduk. Evet, bundan sonra Yoshi yaşadığı her şeyi artık yazmış. Ve sonunda da kısa paragraflar yazmaya başlamış. Çok yalnızım. Sachiko'yu bir daha görmek istiyorum. Çocukları tekrar görmek istiyorum. Yaptığı şey için onu asla affetmeyeceğim. Hepsini öldüreceğim. Ve daha bunun gibi birçok yazı. Ne oldu bu son şeyi açamıyorum, defterin sayfasını. Bir yerden sonra günlüğün sayfaları hep böyle kan dolmuş ve birbirine yapışmışlar. Ve hepsi de böyle 20 yıl sonra olan şeylermiş. Sachi benim gururum ve eğlencem. Benim için her şeyi yapar. Sadece ben yalnız kalmayayım diye de bir sürü kişi öldürür. Bana çok bir sürü çocuk gönderiyor.
Onların hepsini çok seviyorum. Onu durdurmam lazım. Bu beni mutlu etmeyecek. Sachiko lütfen yapma. Onun ailesi de onun kadar hatalı. Onların bütün ailesine lanet getireceğim. Bütün kanlarını yani. Müdürün şeyini. Beyinlerine şey getireceğim diyor. Mantık getireceğim. Bu nasıl oldu? Sachiko benimle beraber 20 yıl önce ölen Sachiko'nun resmen yine vücudu var. Hani gerçek bir vücudu var. Çocukları öldürüyor ve ruhlarını bana gönderiyor. Ama ben bunu istemiyorum. Bu beni mutlu etmez. Sachiko lütfen gel ve beni gör. Lütfen benimle konuş. Sachiko 6 tane daha kişiyi öldürdü. Ve öldüklerinde sanki bütün varlıklı, hayattaki bütün varlıkları tarihten siliniyor. Sanki ruhları buraya geliyor ve bir daha hiç yaşamamış gibi oluyorlar. Ama o Sachiko kendi kendine bunu yapabilecek biri değil. O adama yaptırıyor, kaçırma olaylarını o adama yaptırıyor. Müdürün oğlundan bahsediyor. Sachiko lütfen dur. Sachiko lütfen dur. Artık Sachiko sadece eğlendiği için öldürüyor. Bu değişiklik ne zaman oldu emin değilim ama bunu ben yaptım. Yaşayanlar gerçekten çok kolay ve kolay sinirlenen yaratıklar. Onu bizi öldürenler de onlar da senden. Kimseyi affedemem. Başka birini öldüren kimseyi affedemem. Hepsini öldüreceğim. Yaptıkları her şey için onları öldüreceğim. Hiçbirine acımayacağım. Daha da öldür. Daha da öldür. Bana daha çok getir. Kadın da gitmiş. Sachiko'nun saçı sayesinde artık yalnız değilim. Bana 2-3 tane daha sevimli çocuk gönderdi. Saçı benim gururum ve onurum. Artık saçının beni tanıdığından bile emin değilim. Ama bütün kalbimle onu sevmeye devam ediyorum. Okul kapandı ve müdür şeyden kendini attı. Neden? Okulun üstünden işte. Çatıdan kendini attı. İyi de oldu. Sanırım çocuklarla bir şarkı söyleyeceğim. Mutlu bir şey. Ne kadar kötü bir ölüm şekli. İyi ki de öyle oldu. Sachiko. Sachi koridorlarda geziyor. Bu boş koridorlarda. Buraya giren herkesi öldürüyor. İnsanlar dedikoduları veya çok meraklı oldukları için buraya geliyorlar ve onları öldürüyor. Sachiko ve ben gerçekten çok susadık. Ama yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Bu kadar şeyden sonra... Bu kısımdan sonra yani yazılar böyle artık okunmayacak yere geliyormuş. Allah'ım. Sachiko çocukları öldürmüşler ve ruhlarını da annesine gönderiyorlarmış. Yalnız olmasın diye. Ve sonunda da bu onu delirtmiş. Naomi de diyor ki hani bence içinden artık onun durmasını istiyor. Bundan sonra ne yapacağımızı bilmiyorum ama Sachiko'ya gitmemiz lazım. Sanırım artık müdüre gitmemiz gerekiyor. Bu anahtar müdürdedir diyor bunu açmanın yolu. O yüzden müdürün odasına gideceğiz. Vay be! Fakat ne olaydı arkadaş? Abi bir şey var burada. Sachiko'ya verdiği şey Black Cat siyah peluş. Şeye gideceğiz. Müdürün odasına gideceğiz. Nereden gidiyorduk oraya biz? Diye düşünüyorum şu anda. Nereden gidiyoruz? Buradandı galiba. Lütfen buradan olsun. Yas! Ne oldu lan? Oo! Müdür galiba çatıdan atladı. Az önce biz ne gördük?
Çatıdan aşağı atladı. Bu muhtemelen evin Yost'un müdürü. Oo. Adam sonsuza kadar bunu yaşıyor muhtemelen. Sadece artık eminim yaptığı şeyden sonra huzur bulamamıştır ve ölümünü de sürekli ard arda yaşıyor. Lan bu çok kötü. Bir dakika, o da ne? Hakikaten o ne? Bir şeye benziyor, anahtara benziyor. Ama ne anahtarı? Yapma, çok tehlikeli. İyi olacağım. Vaktim bekleyip hemen alacağım diyor. Herhalde atlarken mi almayacağız? Al çabuk. Düşündüğümden daha küçük bir şey diyor. Hadi al. Hadi gel. Oğlum abuk subuk işler yapıyorsunuz ya. Hadi gidelim. Burada da save vardı. Burayı da alalım. Direkt merdivenlere. Ulan en çok şu Kurosaki'ye üzüldüm ha. Vallahi çocuk en yakın arkadaşı bir de hıyar. Ha, burayı save edeyim. Ne kadar yakın olursa o kadar iyi. En üste çıkacağız, müdürün odası oradaydı. Zaten hep müdürün odasına gitme gibi bir hevesim vardı, iyi oldu. Hava ağırlaştı gördüğünüz gibi. Bismillahirrahmanirrahim. Bu odada ne oluyor böyle? Takamine müdür bu arada, böyle olsun istemedim. Sadece bir anda oldu. Suçlu olan o. Senin ağzını kırar. Hı. Olayı çok abarttı. Ay yavşağa bak. Burası çok soğuk. Yavşağa bak. Şu duvardaki sayfalara bakın. Muhtemelen yani burada garip bir şeyler olmuş. Burada garip bir şeyler oluyordu ya da diyor. Ölmeden önce muhtemelen bir sorun yaşıyordu diyor. Herhalde vicdan azabı mı ama hala kadını suçluyor. Suçlu olan o. Bir şey var burada diyor. Bir dakika, no. Bir şey yapma. Yani açayım mı onu diyor da. Dur. Şuraya gideyim önce de. Şu ne? Böyle olsun istememiştin. Şunu alayım ya. Al bebişim onu. Diyor, çekmece kilitli. O anahtarı bulduk, açalım. Aç bakalım neymiş. Ne? İçinde bir dil. Yine galiba. Çünkü yine böyle bir keçeden bir çanta. Yuka lütfen bakma, içimde kötü bir his var. Ha, bunlar tabi bilmiyor dil muhabbetini. Diğerleri biliyor, doğru. Böyle kurumuş bir dil buldular. O da ne? O da ne? Dil. Yere mi düşürdünüz bir de dil? Ne oluyor be? Ne oluyor? Bir şey yapıyor. Sanki böyle toprak kazar gibi. Her akşam aynı rüyayı görüyorum. Yaptığım şeyi çok pişmanım. Ama beni daha ne kadar daha acı çekebilirim? Aha. Anlıyorum. Gerçekten ölü değilsin sen. Sadece benimle dalga geçiyorsun. Ama beni şu koyduğum pozisyona bak.
Sana ne yaptığımı kimseye söylemene izin vermeyeceğim. İzin veremem. Ve üzgünüm ama başka bir söz söylememen için bunu yapmam gerekiyor. Herhalde dilini kesecek. Aynen, dilini kesiyor. Ah. Bodrum katına gömmüş ya Sachiko'yu. Muhtemelen oraya gitti. Açtı orayı. Dilini kesti. Al, beğendin mi yaptığını? Beğendin mi? Eğer seni bir daha rüyalarımda görürsem geri döneceğim. Seni gerektiği kadar öldüreceğim. Gerektiği kadar yeniden öldüreceğim. Aa, tam sapık, tam manyak ya. Vay anası arkadaş. Satoshi! 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 Abi! Herhalde dile dokununca onu gördüm. İyi misin? Bir anda konuşmayı bıraktın ve hiçbir şey söylemedin. Aa, iyiyim. Sadece bir böyle bir anıyı izliyordum sanki. Bu şeyin içinde, torbanın içinde Sachiko'nun dili var. Ne? Müdür kendini kaybettikten sonra Sachiko'nun kimseye bir şey söylememesi için cesedini çıkarıp dilini kesmiş. Allah'ım, bu çok korkunç bir şey. Bence bunu Sachiko'ya vermeliyiz. Eminim arıyordur onu. Oğlum, Sachiko buranın efendisi lan, bin kere bulur da onu. Hayret bir şey. Sachiko elini sallasa şeye çarpıyor zaten. Sachiko'ya mı verelim? Ya tabii, o da bir seçenek. Bu ne ya? Ben bunu elli yemedim. Bu nedir? Hey Allah'ım yarabbim. Ya bu da beni bile böyle şey yapıyor ya. Yuka kaçtı ya? 14 müydü? Bir şey. Ama hani kendi yaşından küçük gösteriyordu ya. Kendi yaşından küçük davranıyordu daha doğrusu. Şunu da açalım. Ne yapacaksak bunu. Ben de bu zımbırık alev yakacak zannediyorum. O da aydınlansın diye. Gizli bir geçiş ve bir tane de merdiven var. Okey. Ay, yine mi ya? Bütün muskalar varmış her tarafta. Gidip bir bakalım diyor. Ben ilk giderim, Naomi ve Yuka siz benden sonra gelin. Aa, pentagramlar gitti. Şimdi partileri değiştiremeyeceğiz. Ayumi ile devam etmek zorundayız. Burası neydi? Aa! Ana! Bu şeylerle ilgili müdür de o bu arada. Müdürün yaşananlarla ilgili şey diyor. Aa, her şey var içinde, fotoğraflar, motoraflar. Sachiko Shinozaki böyle yazmışlar, bir de kırmızı bir kalemle işaretlemişler. Bu bize bir şey mi söylemesi lazım diyor. Bilmiyorum ama bak, burada başka bir haber daha var. Daha eski bir şey gibi. 20 Temmuz 1953. This was from long before. Ya bu yaşanan cinayetten çok daha önce. Yani 60 yıl önce falan. Tenjin Times diye bir şey. 60 yıl önce olmuş olay. Oha! Yani hemşirenin ölme olayı 60 yıl önce olmuş. Heavenly Host İlkokulu çok sevdiği hemşiresini kaybediyor. Bu Batı tıbbı şey yapar, Batı değil pardon, Doğu tıbbı her zaman hani bedeni değil de ruhu ve beyni iyileştirmekten yanadır. Ve bunlardan biri de Yoshi Shinozaki, merdivenlerden düştükten sonra boynunu kırarak öldü diyor. Heavenly Host İlkokulu'nda çalışıyordu ve cesedi de orada bulundu. Şarkılar ve hikayelerle yaptığı işi çok güzel, eğlenceli bir işe getiren bir kadındı ve çok da özlenecek.
Miss Shinozaki ile gidecekleri yaz tatilini birçok öğrenci iple çekiyordu ve bu planların iptal olması da onları çok üzdü. Bu şu anda ne olduğunu anlamak için çocuklar çok genç ama okulda bugün her yerde melankoli hakim diyor. Ayumi de içinden şey diye düşünüyor. Acaba Shinozaki mülkünde bu Naho'nun bahsettiği notlarında bahsettiği şeyle bir alakası olabilir mi bunun diyor. Aa bak burada bir tane daha bir şey var. Hadi onu da okuyalım. Okuldaki hemşirenin tek kızı olan kişi kayboldu. Ve bir fotoğraf da var. Bu aynı kız Sachiko. Yani 2 yıl, 20 yıl sonra olan ölümlerde gerçekleşen aynı kız. İki fotoğrafta aynısı diyor. Ama bu nasıl mümkün? Yani iki yerde de nasıl var olabilir? Yani nereden bakarsan bak bu ikisi aynı kız. Bu notları birleştiren kişi de bu aradaki bağlantıyı kurmuş diyor. Çok garip. Vay anası arkadaş. Olay. Sachiko. Alo canım. Saklanmamız lazım diyor. Sachiko geldi. Bu Sachiko'ydu, değil mi?